başlayacak. Bu anlamda Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Profesör Doktor Hakan Oğuztürk, son zamanlarda yaşanan vaka artışının Kurban Bayramı'nda içine alan 9 günlük tatil döneminde oluşan sosyal hareketlilikten kaynaklandığını söyledi. İnsanlar olarak kurallara uyma konusunda tam bir istikrar sağlayamadık bu anlamda bireysel tedbir. Profesör Doktor Oğuz Türk Delta varyantının son dönemde ülke genelinde yayılım eğiliminde olduğunu ve bu varyantın orijinal virüse göre çok daha bulaşıcı olduğunu ve bu durumun vaka artışlarına da tesir ettiğini kaydetti. Kurban Bayramı'nın da içerisinde olduğu o 9 günlük tatil döneminde maalesef ülke insanları olarak kurallara uyma konusunda tam bir istikrar sağlayamadık. Bu anlamda bireysel tedbirlerin uygulanmasındaki eksiklikler ve aşılama oranında da istenilen düzeydeki bir rakam oluşmaması bu uzun periyotta maalesef o tatilin bitimi sonrası süreçte vaka sayılarının artışına sebebiyet verdi. Vaka sayıları sizin de dediğiniz gibi 25 binler civarında şu an itibariyle. Bu bizim istemediğimiz bir rakam. Bayram dönemindeki bu aşırı kurallara uymama şeklindeki süreçte bu virüs bayram yaptı diyebiliriz ve bunun yansımalarını da hep beraber şu an itibariyle görmekteyiz. Aslında bayram döneminde şehirler arası seyahatin artması, sosyal hareketliliğin artması virüs için bulunmaz bir nimetti ve virüs de bundan faydalandı. Delta varyantı virüsünün baskın bir şekilde ülke genelinde vaka artışlarına sebebiyet verdiğini de söylemek zorundayız. Delta varyantı eski versiyonlara ve diğer varyantlara göre bulaştırıcılık özelliği çok daha fazla olan insanların kısa süre iletişimde ve etkileşimde olsalar dahi hastalanma riskinin olduğu bir varyant maalesef. Bunun da vaka sayılarının artmasına ciddi anlamda etkisi tesiri olduğunu ifade edebiliriz ve bu 9 günlük süreçteki sosyal hareketliliğin artması, şehirler arası dolaşımın artması ve bireysel tedbirlere uyma konusundaki eksiklikler neticesinde virüsün de kuluçka süresini de göz önüne aldığımız zaman önümüzdeki birkaç günde yine vaka sayılarının düşme eğiliminde olmayacağını ifade edebiliriz. Ama bizim aşılama gibi elimizde çok güçlü bir silah var. Bu aşılama ile biz bu direnci kırabileceğimizi ve sonbahara bu vaka sayılarının çok da artmayacağı bir periyodu yakalayabileceğimizi ümit ediyorum. Oğuz Türk, ayrıca aşılamanın önemine vurgu yaparken, iki doz aşı olmuş kişilerin sırası geldiğinde üçüncü dozların da olması gerektiğini, aşı olanların da hastalığı hafif atlatıyoruz diye rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi. Buradaki faydasını tartışmaya gerek yok. Ancak şöyle bir realite var. Siz aşı olsanız ve hastalansanız ve hafif atlatsanız dahi, virüsü o süreçte başkalarına bulaştırma riskiniz var. Onun için, Topluma şu bilgiyi net olarak aktarmamız gerekiyor. Siz iki doz aşı olsanız dahi kendinizde ciddi bir rahatsızlık oluşma süreci olmasa da başkalarına hastalığı bulaştırma riskinden dolayı bireysel tedbirlere uymaya devam etmek zorundasınız. İkincisi bu hastalık devam ettikçe virüs sosyal ortamdan ve hareketlilikten beslenip yaşamımızın bir parçası olmaya devam ettikçe bizim iki doz aşısız bir süreç diye bir durum söz konusu değil. Yani iki doz aşı olduğunuz sonsuza kadar sizi korumuyor. Bu iki doz aşı sonrasında da vücudun savaşçı elemanlarının aktive olması ve dolaşımda o şekilde beklemesi adına tekrarlayan doz aşılarla ilgili bir yaşam tarzını öyle görünüyor ki virüs yaşamımızda olmaya devam ettikçe biz de göreceğiz. Bu anlamda iki doz aşı yapıldı, olay bitti. Böyle bir durum söz konusu değil.